Tamamdır, başlayalım. Yanımda Poyraz var ve Londra'da yaşıyor, teknede yaşıyor hatta, bir botta yaşıyor. Hem müzisyen, hem yönetmen, hem prodüktör, yani yok yok diyeceğimiz türden bir insan. Hoş geldin Poyraz. Hoş bulduk, bayağı şey, övmeli bir açılış oldu. Evet, gerçekten teşekkürler. Ama hak ediyorsun sonuna kadar. Poyraz benim üniversiteden arkadaşım ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Bir sene önce Lisbon'da denk geldik diyelim artık. Evet. Ve onun sonrasında da iletişimimiz daha hızlı devam etti. Daha Hı-hı. yakından tanıma fırsatı buldum. Hı-hı. Müthiş bir hikayesi var. Çok ilham verici ve çok sıra dışı bir insansın bence. Tam bir girişimci. Geçtiğimiz haftada aslında YouTube'la ilgili bir sürü öneride bulundum. Derken Poyraz da 2 hafta önce YouTube kanalını açtı ve bu Londra serüveninden tutun müzisyenliği, yönetmenliği, her şeyi gördüğünüz bir serilerin paylaştığı bir kanal açtı diyebiliriz aslında. Evet, 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 doğru, doğru. Tam da ben de zamanım derken, hani hazır onu da İzmir'de yakalamışken bulup çağırmak istedim. O yüzden geldiğin için, bu soğuk havada geldiğin için çok teşekkür ederim. Ama şu an güneş var. Şu an güneş ama gerçekten çok buna soğuk. Aynen, bu sizi yanıltmasın. Gerçekten çok rüzgarlı ve soğuk. Evet, yani ben hiç mont giymiyorum videolarda. Hayatımda ilk kez mont giydim. O yüzden hani anlaşılıyordur bence yani. Hani İzmir gerçekten soğuk. Tekrar yani iyi ki geldin. O zaman bir sürü sorum var sana. Tamam. Bir an önce sohbete başlayalım, başlayalım bence. Tamam. Tamam, hazırsan. Tamam. Evet. Bir senden dinleyebilir miyim ya? Aslında müzisyendin. Yani ben o kısımdaydım ve nasıl yolun Londra'ya düştü ve nasıl bir yönetmen oldun? Şöyle, zaten sen de biliyorsun. Biz okulda okurken okulumuza Genco Arı gelmişti. Ben de hayranıydım ve onu takip ediyordum. Ben de Yaşar Üniversitesi'nde caz davul bölümünde okuyordum. Genco Arı ile derslere giriyorduk. Besteleri de oradan tanışıyoruz. Ve ben orada bir anda bir girişimle Genco Arı'nın Gencoloji Vol. 2 albümünü çıkartmak gibi, müzik şirketi kurmak gibi bir girişime başladım diyebiliriz. Ve o beni İstanbul'a attı. İstanbul'dan da hedefim hep bir yurt dışında yaşamaktı. Derken de orada yönetmenlik kariyerimde daha çok ilerledim. Sonrasında yani yönetmen, müzisyen kimliğimle de Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleştim. Son olayda da senle Lisbon'da denk gelme durumumuzda Arda Sayınar ile CNN Türkiye bir program çekiyordum. Luxury Lifestyle bir program bu. Dünyayı dolaşıyoruz. Onun için de Lisbon'a geldiğimizde dedim ki Besse'yi arayayım ve hemen buluşalım. Bir evet, kahve içelim. Süper, denk geldim. Aslında çok şey olarak ilginç bir hikaye çünkü Genco Arı büyük bir isim ve böyle büyük bir isimle prodüktörlük yapmayı kabul etmek de hani her babayiğidin harcı değil mi? De. Hocam tebrik ederim ya. Ben seni bayağı öveceğim galiba. Biraz evet riskli ve zor bir durum yani evet. Ama oldu. Olmuş evet, bir girişim evet, diyebiliriz evet. aslında. Bayağı başarılı. Ankara Anlaşması'yla geldiğini söyledi ve bu anlaşma artık yok. Ama kısaca Ankara Anlaşması neydi? Özetle ne denebilir bunu? Bilmeyenler vardır mutlaka çünkü. Ankara Anlaşması aslında İngiltere'de çalışma ve yaşama hakkıdır. Öncelikle İngiltere hükümetine diyorsunuz ki ben işimi buraya taşıyacağım, burada vergi vereceğim, burada yaşamaya karar verdim diyorsunuz. Bütün belgelerinizi hazırlıyorsunuz. Öncelikle 1 yıl, sonrasında 3 yıl, sonra tekrar 3 yıl bir hak veriyor size ve 5 yıl toplam olduktan sonra da 6. yılda vatandaşlık hakkını alabiliyorsunuz. Ben de şu anda 2. yılımı bitirdim ve 3 yıllık onayımı aldım. Sürekli fatura kesmeniz gerekiyor, işinizi kanıtlamanız gerekiyor, vergi vermeniz gerekiyor gibi gibi tabii ki zorlukları var. Ama dünya çapında en kolay yoldan hangi ülkede yaşayabilirim dediğinizde aslında İngiltere-Ankara Anlaşması en güzel seçeneklerden birisi diyebiliriz. İdi, artık Brexit İdi. Geldi ve evet. böyle bir anlaşma kalmadı ne yazık ki. Fakat buradan da şunu söyleyebilirim, umutsuzluğa kapılmayın, her zaman bir çözüm var. Eğer İngiltere'de yaşamak istiyorsanız yeni çıkan anlaşmayı mutlaka araştırın. Yani istedikten sonra onun da formülünü bulursunuz. Hani bunu da kesinlikle. Söyleyelim. Evet, evet. Yani işinde iyi olan, çabalayan evet. herkes aslında bir yol buluyor yani. Kesinlikle, hiçbir şey yok. Kesinlikle. Evet, katılıyorum kesinlikle. Şuradan girmek istiyorum konuya.
seni göç etmeye iten şey neydi? Çünkü başarılı bir dönemindeydin hayatın. İstanbul'da iyi bir kazancın da vardı bildiğim kadarıyla. Her şey yolunda gidiyordu. Ben Londra'ya gidiyorum dedirten durum neydi? Ya şöyle, biz tabii biz diyorum çünkü biz İzmir'de büyümüş kişileriz. Ve genelde Batı kültürüne daha yakınız diyebiliriz aslında. Türkiye'nin genelini düşündüğümüzde. Tabii bazı durumlarda Türkiye'de zorlanıyordum. Özellikle işimde de iyi olmak ve ilerlemek istiyordum. Sanatta tabii ki ülkemizdeki verilen değer birazcık belli maalesef ki. O yüzden de İstanbul'a aslında gitme sebebim de yurt dışına çıkabilmek için kendime bir fırsat yaratabilmekti. Ve öyle de oldu. 3 yıllık İstanbul serüveninden sonra yurt dışına çıkabilecek maddiyatı ve gücü kendimde bulup çıkabildim. Yani orada asıl beni yurt dışına taşımaya iten şey özellikle 2016 yılında ülkemizde maalesef ki patlayan bombalar sonrasındaki tüm sanatçıların, müzisyenlerin yaşadığı çok zor maddi manevi süreçler ve tüm ülkenin. Bunlar da aslında maalesef işlerimize de balta vurduğu için birazcık orada beyin göçü yapmak durumunda kaldım diyebiliriz. Birçok insan herhalde o dönem zaten kesinlikle. Yeter artık. Ben dayanamıyorum noktasına getirdi gibi. Kesinlikle öyle. Peki şimdi Londra'da da bu arada çok alışagelmiş bir hayatı da yaşamıyorsun. Bir botta yaşıyor şu an arkadaşım. Yani ya şöyle, bence duyulunca mükemmel bir şey zaten. Ya ben karavanda yaşamak isteyen birisin biliyorsun. Zaten küçük alanda yaşam vesaire, bunlar aşırı ilgimi çekiyor. Ya senin hayatın tam öyle. Ama şimdi şöyle bir gerçek de var bence. Şimdi Türkiye'de iyi bir hayat sürüyorsun ve büyük dairelere alışığız. Evet. Ve aslında bu bana ve başkasına göre çok güzel gözükse bile zorlu da bir süreçtir eminim. Bot'ta neden yaşamaya karar verdin? Oradan başlayalım ve ne umdun ne buldun? Hani mutlu musun? Çok, çok güzel bir soru. Şunu anlatayım, özellikle Londra'ya taşınmadan önce İstanbul'da Kadıköy'de 3+1 evde yaşıyordum. Giyinme odam vardı. Sadece 9 metrelik bir koltuk vardı salonda. 4 kişi birbirine değmeden yatabiliyordu. Ve böyle haftada bir ekiplerle müzik klipleri çekiyordum. Ondan sonra demin anlattığım sebeplerden dolayı da yurt dışına taşınma kararını verdikten sonra tabii ki bazı durumlardan feragat etmeniz gerekiyor. Ben de Londra'ya taşındığımda tabii ki birazcık birikmişle gitmiştim. Fakat ev kiraları Londra'da inanılmaz pahalı. Yani bir odada kalmanız gerekiyor. Hele de kısıtlı bir parayla gitmişseniz. O da 500 poundla aylık, 1000 pound arası sadece bir odaya veriyorsunuz. Bu da uzun vadede bakınca çok büyük bir paranın gitmesi ve o süreçte iş yapabilecek misiniz, ne olacak bilmiyorsunuz. Çünkü rekabeti en yüksek dünyadaki yerlerden birinde yaşamaya karar vermişsiniz. Onun için ben de 6. ayımın sonunda çok uzun araştırdım ve bir narrowboat'ta yaşamaya karar verdim. Bunun kiradan kaçmak için bir fırsat olduğunu gördüm ve zaten bu yaşantıyı da seviyorum senin gibi. Ve bir riske girdim. Yani henüz güvertesine bile çıkmamışken narrowboat'un, bir kullanmamışken bir bot satın aldım ve onun içinde yaşamaya başladım. Ve bu da tabii ki yanında birçok zorluk getirdi. Burada alıştığımız gibi doğalgazlı evlerdeyiz. Orada soba yakmak durumunda kaldım. 14 günde bir suyumu doldurmak zorunda kalıyorum. Tuvaletlerimi dökmek zorunda kalıyorum. 14 günde bir yer değiştirmek zorunda kalıyorum. Tekneyle Londra kanalları içinde gibi gibi de bazı zorluklarla karşılaştım. Peki memnun musun şu an bu karardan? Evet, bu karardan çok mutluyum. Şu anda çünkü özellikle de korona çıktıktan sonra son bir yıldır da maalesef ki iyi iş yapamadığımız için bir yıl boyunca kira da vermemiş olmak benim için çok büyük bir aslında kazanç oldu bir yönden baktığımızda. Portekiz'e göç etmekle ilgili hep şey örneği veriyorum. Yani İzmir'den Portekiz'e gitmek mantıklı çünkü hani hava durumu evet benzer ya. Vesaire. Şimdi şu an burada İzmir'in herhalde en soğuk günlerini kesinlikle yaşıyoruz. Öyle. Londra'da soğuk nasıl, yani nasıl başa çıkıyorsun? Yani çok büyük bir fark var mı? Psikolojini etkiliyor mu o kapalı hava durumu? Nasıl o açıdan yaşam? Ya şöyle, ben tabii Londra'ya aşık biri olarak gittim yani. Orada yaşamayı hep çok istiyordum. Hep yani İstanbul'a gittiğim ilk günlerden beri hep diyordum ki ben Londra, Londra, Londra. Yani ne New York değil, başka bir yer değil.
sevgi olduğu için de ben soğuktur, hava kapalıdır. Bunlar benim için keyif bile oldu hatta yani. Yağmurun yağması gibi gibi böyle değişik. Nasıl bir keyif? Nasıl bir keyif? Tabii ki şöyle bir dezavantaj oldu. Ben bir anda -1, -5 gibi durumlarda Londra'da bir teknede yaşama durumunda kalınca sobayı yakmak, uyuyorsun, soba sabaha doğru sönüyor ve -1'de böyle yataktan kalkmaya çalışıyorsun. Hani o gibi durumlarda tabii ki hayattan soğumadım da değil hani. Evet. ve şu anda da Londra çok soğuk. İzmir'den evet Lisbon çok güzel bir seçenek. Hak verdin mi bana? Sana kesinlikle hak veriyorum. Evet, Lisbon gerçekten çok Portekiz'i güzel. Kesinlikle öneriyoruz. Kesinlikle. Bunu tanıtımını yapmadan geçelim. Aynen. Evet. Hava sıcaklığı ve soğukluğu aslında insanın kendi iç mutluluğuyla alakalı. O gün içinizde mutluysanız, işlerinizi yapıyorsanız, seviliyorsanız, seviyorsanız hava çok da önemli olmuyor aslında bir noktada bakınca. Kesin. Aslında bu her konuda böyle. Yani ben bunu bu sefer İzmir'e geldiğimde de fark ettim. Bunu seninle de geçen konuştuk. Göç etmek de mesela şu an oturduğumuz yerden yurt dışına gideyim diye hayal kuran çok fazla insan var. Ama o biraz içinde bitiyor sanırım. Yani sen mutsuz kesinlikle bir kafayla başka bir ülkeye gitsen de belki o şeyden kurtulamıyorsun yani. Botta yaşamak veya karavanda yaşamak da mesela benim için muazzam şeyler ama mutlaka YouTube'da hani bunların zorluklarını da izleyip de hani gerçekçi hayal kurmaya çalışıyorum. Yani gerçekten hani şimdi izleyip de ya hani sen Londra'da yaşıyorsun bir de botta yaşıyorsun şikayet etme diyen olabilir. Kesinlikle. Ama kesin her türlü olacak. Hayat tarzının her türlü zorlukları var ve bunu göz önünde bulundurmak lazım bence. Var, doğru. Peki yurt dışına göç veya Londra'ya göçle ilgili olumsuz gördüğün noktalar veya zorlandığın yanları neler? Ya şimdi en zorlandığım yan demin de anlattığım gibi yani bir nevi lüks bir yaşantım vardı. Altında motosikletim, rahat bir ev, doğalgazlı bir ev, işte ekipmanlarım, ekibim gibi gibi böyle. Haftada bir işte klipler, işler çekerdim ekiplerle. Oraya gidince bir anda sıfır oluyorsunuz ve tek kişi oluyorsunuz. Ben bir anda normal hani 6-8 yıl önce ilk başladığım bu işe konuma geldim. Kafelerde işte sosyal medyada yemek fotoğrafları çektim, düğün çekimleri yaptım gibi gibi böyle tek başına yapılabilecek video işleri, fotoğraf işleri, işte model çekimleri gibi gibi böyle bir nevi aslında Londra'da sıfırdan başladım. Bunun da sebebi yani orada tabii ki doğmuş biri 20 yaşında bir İngilizliyim. Kredilerle ve çevresiyle birlikte çok iyi kameralar alıp iyi işler yapabilirken siz bir anda kültürüne uzaksınız, diline uzaksınız, trafik bile tersinden akıyor. Birçok farklılık var. Bunlara çok hızlı şekilde uyum sağlamalısınız. Bir de TL'den pound'a geçmiş şekilde gidiyorsunuz. Cebinizde 100 bin poundlar yok. Dolayısıyla bu da yaklaşık bir yıl beni açıkçası çok fazla zorladı. Fakat asla orada kibir ego da yapmadığım için şükür bu benim bir artım oldu ve hemen uyumlanıp aslında devam edip yaşayabildim. Aslında CNN Türk'te çektiğiniz programı da bu sayede aslında başarılarını ve orada bir şekilde duyulman sayesinde elde etmiş olmuşsun değil mi? Onu doğru. Kısaca söyleyebilir misin? Doğru, o da şöyle bir şans oldu. Gerçekten benim daha Londra'ya gittiğimde 4. ayımda bir işte Duysal ve Cem adında çok sevdiğim arkadaşlarım var. Onlara biri sormuş. Böyle Londra'da bir çekim yapılacak işte Arda Sayıner Londra'ya gelecek. Orada arkadaşlar sağ olsun beni önermiş ve bizim de Arda ile aslında serüvenimiz orada başlıyor. Sonrasında yaklaşık 8 ülke falan birlikte gezdik ve programlar çıkarttık. Tebrik ederim gerçekten. Peki orada yabancı arkadaş sayın, Türk arkadaş sayın nasıl orantılı mı? Yani zor oldu mu senin için oraya gidip adapte olmak? Önceden birilerini tanıyor muydun? Önceden birilerini tanıyordum. Bir 10-15 kişi gitmeden tabii ki hemen yazıştım. İnternetten, Instagram'dan insanlara yazdım. Onlarla gidince de bir kahve içtim. Böyle çevremi arttırdım. Benim hala daha bir dezavantajım var. Aslında İngilizcem hala iyi o değil ama gerçekten. Evet. Tebrik ederim. Ama bu da bir şey. Buradan da iltifat. yani hatta şöyle söyleyeyim. %20, %30 yabancı arkadaşlarım var diyeyim aslında. Geri kalan Türk arkadaşlarım ve yaptığım iş kitlesi de Türkler. Korona döneminde tam başladığında aslında dilim gelişmişti ve
iş yapmaya başlamıştım. Tabii her yer kapanınca sadece bir yıldır orada yaşayan biri olarak çok şey yapamadım, açılamadım. Ama dönünce bu yol bekliyor. Şimdi zaten yakında döneceksin. Peki ben nedenini biliyorum tabii ki de ama buraya Türkiye'de şu an bulunma nedeni ne? Yani İngiltere'de neden şu an değilsin? Ya şöyle, ben Ekim sonunda oradaki mutasyon geçirmiş koronavirüse yakalandım. Ve maalesef 15 gün feci şekilde yattım. Hastaneye gitmedim. Zaten Londra'da hastanelerde de yer yok. Maalesef durumlar çok kötü. Sonrasında da kilitlenmeye girdi şehir. Ve ben de hemen karar verdim ve buraya geldim. Dönecektim bir ay sonunda fakat işte seviyeler var. Tier 3'ten Tier 4'e çıktı. Sonra Tier 5'e çıktı. Sonra virüsler mutasyon geçirdi derken ben yaklaşık 4 aydır İzmir'deyim. Hani ve bitince yaklaşık bir aya aşılarla birlikte açılacağı söyleniliyor. O zaman döneceğim. Ama şu anda dünyaya baktığımızda bu aylarda İngiltere en kötü yerlerden biri diyebiliriz. Evet, Poyraz'ın, yani tekrar söyleyeyim, YouTube kanalı var. Yıllardır bu videoları biriktiriyorsun. Evet. Bu sürecin en başından beri videolarını biriktiriyorsun. Ve bunlarla birlikte bir YouTube kanalı açsın. Aha. Son kez artık bunu da biraz anlat. Anlatayım, tamam. Reklama geçtik. Şimdi, şimdi ya kanalı. Şöyle bir şey gerçekten. Londra'ya giderken orada yaşayabileceğimi, işte bir tekne alıp bunu başarabileceğimi, bunların hiçbirini bilmiyordum. Ve gerçekten yayınlamaya o videoları ilk başta cesaretim olmadığını fark ettim. Fakat sonra geriye dönüp bir baktım, bu durduğumuz bir yıllık çalışmadığımız korona sürecinde yaklaşık olarak 40 tane dizi şeklinde bir içerik yaratmışım. Botu almamdan, şelaleden düşme tehlikesi atlatmama, işte yaşadığım maceralardan eksi bir de bot kullanmaya, işte Birmingham'dan Londra'ya 15 günlük bot turu yapmadan Thames'de bot kullanmaya veya işte taşınma süreçlerinde yaşadığım zorluklar gibi gibi böyle. Son 3 aydır da bunları editliyorum. 1 Şubat itibariyle de yayına başladım. Pozitivi olarak pozitiften geliyor. Takip etmek isteyenler de oradan takip edebilir. Ve bunları her hafta pazar günü yayına alıyorum. Geçmiş 2 yıldan bugüne kadar geliyor tüm bu süreç. Ya bunu düşünerek çekmiş olman bile çok güzel ve zaten profesyonel olduğu bir alan olduğu için de yani gerçekten ben bayılarak izledim. Teşekkürler. Yani şu an 2 bölümü izledik daha henüz. Aynen, aynen. Bu hafta 3. yayınlanacak. Yani ben öve öve bitiremediğim bir insanı çağırdım. Bitti mi? O zaman bitti. Evet, bitti. Bit. Evet, evet. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Arabaya koşayım. Thank you.